bu benim en büyük yazım. Bu atamın öldüğü tarih 10 Kasım. Ciğerlerimizin tesellisini ancak ve ancak onun büyük eserine bağlılıkta ve aziz vatanımızın hizmetinde ararız. Benim adım Mustafa Kemal. Tarladan cepheye, meclisten kitaplara uzanan yolculuğumun böyle sona erdiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İlerlemenin ve gelişmenin kaynağı bilim ve sanattır. Şayet bir gün sözlerim bilimle ters düşecek olursa bilimi seçin. Sizlere düşen de benim de vatan uğruna canlarını feda eden Türkiye evlatlarının şahsında açılmış bu yola sahip çıkmaktır. Milletimizin önünde açılan reha ufuklarının fasılasız yol almasına mani olmaya çalışacaklar her daim olacaktır. Ancak bunları durduracak kuvvet sizlerin damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Onun bir hayali vardı. Ömrünü bu hayale adadı. Düşündü, savaştı ve kazandı. Çöken bir imparatorluğun küllerinden genç ve dinamik bir hürriyet ateşi yakmayı başardı. Ama ben bayramı halkımla, halkımın içinde kutlamak isterdim. Gelecek bayram paşam. Bana gelecek bayramdan bahsetme. Hatta gelecek aydan da. Ekim ayını çıkarabilirsem bile Kasım ayını çıkarabileceğimi zannetmiyorum. Paşam, sizler çok bayramlar bizimle, halkımızla birlikte olacaksınız. Beni öldü sanmayın. Nerede hamleniz varsa milletimin yüzünü güldüren bilin ki orada ben varım. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Bir resim yap çocuğum. Koy gözlerine Karadeniz'i, Marmara'yı, Ege'yi, Akdeniz'i. Tutup ellerimden beni götürsün yarınlara. İçim umutla, mutlulukla, övünçle dolsun. Bir resim yap çocuğum. Kilim dokur gibi motif motif. Dal dal, çiçek çiçek, ilmek ilmek. Uygarlık yolunda ilerliyoruz. Ümitle ve inançla. Sizler yaşadıkça çocuklarım, ben de yaşıyorum demek. İşte aranızdayım. Ahmetlerle, Mehmetlerle. Denizler daha geniş. Vatan, ya vatan? Vatan sonsuzluktan gelmiş. Sonsuzluğa açılan yol. Vatan siz. Sizler yaşadıkça çocuklarım, bilin ki ben de yaşarım. Atatürk, kapkaranlık ülkemiz ve baban güç demektir. Sesleniyorum size. Ben Mustafa Kemal'im. Mustafa Kemal.